söylüyorsun? İnanmıyorum. Duygu, kapat şu telefonu. Anne, benim karnım acıktı ya. Tamam oğlum, babam birazdan gelir, hazırlıyorum işte. Duygu, kapat şu telefonu. Kapatmam lazım, annem geldi. Öpüyorum. Anneciğim, biraz konuşabilir miyiz? Gel. Anne. Efendim kızım. Anne, ben erkek arkadaşımı babamla tanıştırmak istiyorum. Sence bu mümkün mü? Hayır, değil. O zaman vazgeç. Asla vazgeçmeyeceğim. Ve ilk fırsatta bunu gerçekleştireceğim. Peki, baban gelince konuşursun o zaman. Yani benim açımdan hiç mahsuru yok. Evet, babam gelince konuşuyorum. İnşallah yine sinirli gelmez. Herkese iyi akşamlar, ben gidiyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen nereye? Gidiyorum. Hiçbir yere gidemezsin, gel şuraya. Sana da hesap soracağım. Bu akşam herkese hesap soracağım. Otur. Ne oluyor Haluk? Bu elimde gördüğünüz sanat eserini hep beraber inceleyelim. Hani birlikte bir şey yapamıyoruz diyordun ya. Operaya, tiyatroya gidemiyoruz diyordun ya. Al işte sana ailece yapabileceğimiz sanatsal bir aktivite. Bankamızın ölümsüz eseri. Otomatik ödeme dekontları. Tam 2010 kültür başkentine uygun bir eser. Şuraya bak. Duygu Hanım'ın yarattığı şu sürrealist resme bakın. 186 lira. Türk lirası. Kızım sen nasıl konuşuyorsun? Ha? Kiminle konuşuyorsun? Yani okuldaki arkadaşlarına veriyorsun, memleketlerini arıyorlar desem okullar kapalı. Peki kiminle konuşuyorsun bu kadar? Hiç konuşmuyorum ki ben baba. Ha, doğru. Buna konuşmak denmez zaten. Buna şakımak denir. Şakkıdı 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 şakkıdı. Anası gibi. Vallahi baba, ben hep söylemişimdir. Ablam çok konuşuyor. Sen sus Havuç Efendi. Sıra sende. Havuç Efendi'nin faturası 105 lira. E ablamdan az. Ablandan az ama diğer herkesten fazla. Evlat ayrımcılığı yapmayın baba. Benim daha 81 lira hakkım var. Merak etme, ben evlatlarımı ayırmam. İkinizi de eşit şekilde tokatlayacağım. Babanız haklı. Telefonu öyle lüzumsuz yere kullanmamak lazım. Yani gerekli gereksiz her yeri aramayın, biraz dikkat edin. Baba baba baba. Gören de telefonu dikkatli kullanıyor sanır. Tabii. Bunu Allah biliyor. Neden? Çünkü ananızın hesabı ayrı. Hani modern aileyiz ya, kadının hesabı ayrı ana. Haluk, senin faturan ne kadar? Merak etme, buradaki herkesten daha az. Şey, benim o taraklarda bezim yok. Ben gideyim artık. Hiçbir yere gidemezsin. Otur. Sırada mutfak masrafları ve ev telefonu var. Şimdi anlayacağız Hüseyin'i kaç kere aradı. Hani kabak yine benim başıma patlayacak. Sırada elektrik faturası. Böyle elektrik faturası mı olur? Sanki ev değil, torna atölyesi. Sanki salonun ortasında CNC tezgah var. Yakında bize sanayi elektriği faturası gönderecekler. Ne yapalım baba, Metin Şentürk gibi mi yaşayalım? Açmayalım mı ışıkları? Baba, Havuç Efendi'ye bakın hele. Hem suçlu, hem komik. Ay komikçi başı. Bundan sonra kimse öyle gereksiz yere lamba yakmayacak. Hiçbir alet öyle standby konumda durmayacak. O ne ki? O televizyonu kapatıyorsun da kırmızı bir ışık yanıyor ya orada. Uyanmayacak. Aslında biliyor musunuz, doğru söylüyor. Ya açık olmasıyla hiç fark yokmuş. Aynı açıkmış gibi elektrik harcıyormuş aletler. Şey, iyi de ben onu kapatmasını bilmiyorum ki. Öğren. Düğmesini bul, kapat. Düğmesini bulamadıysan fişten çek. Aşağı in, şalteri indir. Kebap barajına git, oradan kapat. Ne yapıyorsan yap, bütün şehrin elektriğini kapat ama o ışık yanmayacak. Ha bu arada telefonları bütün gece şarjda bırakıyoruz ya. Yani genelde ablam bırakıyor. O da çok elektrik harcanmasına neden oluyormuş. Anne ya, aşkına bir şey söyle. O zaman bırakmayın. Bundan sonra hiçbir şey öyle şarjda, standby konumda kalmayacak. Böyle gecenin bir vakti yanıp sönen pavyon gibi kırmızı ışıklar görmek istemiyorum. Babacığım biraz sakin olsan. Haluk, elektrik faturasını düşüreceksin diye tansiyonun yükselecek. Evet baba, faturalar azalacak diye ilaç masrafların artacak. Yani yine zarardayız. Tasarruflu ampul kullanalım. Hı? Bir de bu
akıllı sayaçlardan alalım. Yani sayacı değiştirelim. O akıllı sayaçlar sayesinde daha az elektrik harcanıyormuş. Vallahi ne yaparsanız yapın ama bu faturayı düşürün. Akıllı sayaçlar mı taktırıyorsunuz? Efendi aletler mi alıyorsunuz? Böyle terbiyeli lambalar mı alıyorsunuz bilemem. Ne yaparsanız yapın bu elektrik faturasını düşürün, yoksa ben kaptan düşüp öleceğim. Aa, internette bir haber vardı. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, onlar gece çalışınca daha ucuza geliyormuş. Oh süper. Emine, bundan sonra sen sabaha kadar kalıyorsun, böyle çamaşırları, bulaşıkları falan gece yıkıyorsun. Ama Haluk Bey, Hüseyin hayatta böyle bir şeye izin vermez. Şimdi ben bunu ona nasıl anlatırım? Yani anlatırım da o beni anlamaz ki. Ay tamam Emine. Ya en kötü ihtimal ben çamaşırları gece yıkarım, sen sabah ütülersin. Hayır. Gece ütülesin, bak daha ucuzmuş. Haluk Bey, siz Hüseyin'i tanımıyorsunuz mu? Allah mahveder beni, keser biçer atar eve sokma. Ay Emine tamam. Haluk biz yarasa mıyız? Ben milyarder miyim? Bu faturalar ne? Yuh! Şu televizyon seyretmek için ödediğimiz paraya bak. Ulan eskiden çatıya bir anten dikerdik, altına da bir tencere kapağı. Bir Çamlıca'ya çevirirdik, bir Keltepe'ye olur biterdi. İyi de o zaman sadece bir kanal vardı. Şimdi yüzlerce kanal var da ne değişti? Ha? İnsanlar gene aynı dizileri seyrediyor. O diziler eskiden yok muydu? Vardı. Şimdi aynı dizileri seyrediyoruz. Haluk bitti mi? Yemeğe geçebilir miyiz? Hayır. Madem yemek yediniz, sırada mutfak masrafları var. Sanki 4 kişilik bir ailenin mutfak masrafı değil de Üsküdar Belediyesi iftar çadırının satın alma müdürlüğü gibi. İftar dediniz de iftarlık bir şeyler almak lazım Haluk Bey. Bu sene hiçbir şey almıyoruz. Bu sene 30 gün oruç tutacağız. Bayramda bozacağız. Niye? Ben dayanamam ki o kadar. Emine sus. Gözünü seveyim sus. O kadar çok peynir almışız ki bakkal Lütfi şimdi yalıda oturuyordur. Ama baba adamın peynirleri mükemmel ya. Mutfak masraflarına geçen ay 800 lira harcamışız. Bu ay 1200 lira. Neden? Bu ay daha mı çok yedik? Zam gelmiştir baba. Bundan sonra öyle alışveriş merkezlerine gidip de gördüğünüz her şeyi almak yok. Liste yapacaksınız. Ne gerekiyorsa onu alacaksınız. Açken de alışveriş yapmamak lazım. Mesela geçen hafta babamın karnı açtı. Ne gördüyse aldı. Doğru. Bak bozuk bir havuç bile günde bir kere doğru söylüyor. 2 kere baba. O saat. Ben senden bahsediyorum. Şu evin temizliği için harcadığımız paraya bak. Yer cilası, ahşap cilası, çamaşır suyu, yumuşatıcı, deterjan, kireç sökücü, pat sökücü, evye ovalama. Ana bu ne? Ev değil ameliyathane. Yakında eve girmek için bone takacağız herhalde. Çok iyi olur Haluk Bey. Çünkü yerlere çok saç dökülüyor. Aa tamam yeter artık bu dekont muhabbeti. Haluk yeter o dekontları incelediğin. Tamam konu kapandı hadi yemeğe. Emine sen de gidiyorsun hadi. Hadi. Hanımefendi sıkıldı. Sıkıldı. Tabii dekonttan bahsedince sıkılıyoruz. Bir de sizin dekontunuzu görseydik. Şu kuaföre kaç para harcanıyor hani sizin o gizli hesaptan.